Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika'da sadece 4 gün kalan başkanlık seçimleri kadar önemli bir gündem maddesi de geride bırakılan Sandy kasırgası. Kasırganın en çok etkili olduğu kentlerden olan New York'ta okullar hala kapalı, kilometrelerce benzin kuyruğu var, yüz binlerce ev hala elektriksiz. Birleşmiş Milletler binasının bazı bölümleri, büyük mali kuruluşların bodrum katları hala sular altında. Yetkililer kasırganın ardından ölü sayısının en az 90 olduğunu açıkladı. Fakat sayının artması ihtimali yüksek. Amerika'nın Sesi'nden Peter Ferenski kasırga sonrası işte New York'a dair gözlemlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Fırtınadan sonra Brooklyn Köprüsü'nde trafik çok ağır akıyor. Üstteki yaya kaldırımında binlerce kişi araçlar kadar hızlı ilerliyor. Sokak satıcısı Dominic Raiano da bir saat otobüs bekledikten sonra Brooklyn'den Manhattan'a yürümeye karar vermiş. Metroların yerine otobüslerin almaması için hiçbir neden yok. Metro çalışmadığı zamanlarda otobüsler devreye girerdi. Bu sefer neden olmadı? New York valisi Andrew Cuomo halktan sabırlı olmasını istiyor. Çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Hatta bizim neslimizin daha önce hiç yaşamadığı sorunlarla mücadele ediyoruz. Bu nedenle sabretmenizi istiyorum. Metro kentin bazı bölgelerinde işlemeye başlasa da Manhattan'ın güneyinde hala çalışmıyor. Yer altındaki elektrik iletim sistemlerinden su pompalama işlemi devam ediyor. Sel baskınıyla birlikte bir trafoda meydana gelen patlama nedeniyle New York'un finans merkezinde, bir hastanede ve ünlü mimar Frank Gehry'nin eseri olan kentin en yüksek apartmanı Beekman Kulesi'nde elektrikler kesilmişti. 70. katta yaşayan Nathaniel Clay, elektrik kesintisinden sonra komşularını ziyaret etme heyecanının söndüğünü söylüyor. İnsanlar artık kapalı kalmaktan bunaldı, normal hayatlarına geri dönmek istiyorlar. Clay'in çalıştığı finans bölgesindeki ofis binasının bodrum katı, bölgedeki metro istasyonları ve tüneller sular altında. Federal Acil Durum Dairesi'nin talebi üzerine Amerikan Ordusu Mühendisler Heyeti, kentin daha önce hiç su basmamış olan kesimlerini kurtarmak için kolları sıvadı. Manhattan'ın güneyindeki birçok yer hala sular altında. Bu bölgeleri bir an önce sudan kurtarmak için çalışıyoruz. Ancak bu işin ne zaman tamamlanacağını tahmin etmemiz zor. Gardner, Amerikan Ordusu Mühendisler Heyeti'nin su ulaşımının güvenliğini sağlamak amacıyla New York'un su yollarındaki tonlarca enkazı da temizlemeye çalıştığını söylüyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Az önce de bahsettik, Amerika'da gündemi seçimlerden çalan Sandy kasırgasının yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Ancak şu bir gerçek ki seçim için artık sadece 4 gün kaldı. Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi Partili rakibi Mitt Romney seçim öncesi son turlarını yapıyor ve seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Seçmenin yarış sırasında ekonomi kadar ön planda olmasa da dikkatle izlediği konular arasında dış politika da vardı. Şüphesiz dış politikada iki aday arasındaki en büyük görüş ayrılığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikaları üzerine. İşte Amerika'nın Sesi iki adayın Arap Baharı, Suriye, Libya ve İsrail-Filistin barış süreci konusundaki görüşlerini derledi. Jeffrey Young'ın haberi. Demokrat Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Mitt Romney arasındaki en keskin görüş ayrılığı iç politikada. İki adayın Orta Doğu konularıyla ilgili görüşleri farklı olsa da bu kadar kesin çizgilerle ayrılmıyor. İki aday da Tunus, Libya ve Mısır'da diktatörlük rejimlerini deviren Arap Baharı ayaklanmalarına destek veriyor. Başkan Obama 25 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu desteği yineledi. Bütün dünya yaşanan dönüşümden etkilendi. Amerika da bu değişim güçlerine destek verdi. Eski Massachusetts valisi Mitt Romney 8 Ekim'de yaptığı konuşmada başkan seçilirse Arap ülkelerindeki demokrasi yanlarına desteği sürdürme sözü verdi. Orta Doğu ile ilgili diplomasi ve yardım çabalarımızı tek bir yetkilinin sorumluluğu altında toplayacağım. Bu yetkili Arap Baharı'nın bir kara kışa dönüşmemesi için gerekli bütün yumuşak güç kaynaklarımızı harekete geçirme yetkisine sahip olacak. 11 Eylül'de Bengazi'deki Amerikan konsolosluğuna düzenlenen saldırıda Amerika'nın Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 elçilik görevlisi hayatını kaybetti. Romney ikinci tartışmada Bengazi saldırısının nedenleri hakkında Başkan Obama'yı sert bir şekilde eleştirdi. Olayın ani gelişen bir gösteri mi yoksa bir terör saldırısı mı olduğunun anlaşılması için günlerce beklemek zorunda kaldık. Obama'nın Romney'e tepkisi de aynı derecede sertti.
Saldırının ertesi günü Beyaz Saray'dan Amerikan halkına ve dünyaya seslendim. Olup biteni tüm açıklığıyla öğreneceğimizi, bu olayın bir terör eylemi olduğunu söyledim. İki aday da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesi için çalışanları desteklerken Amerikan ordusunun doğrudan müdahalesine karşı çıkıyor. Ancak Obama Suriye muhalefetine desteğinin silah vermeyi içermediğini vurguluyor. Kimlere yardım ettiğimizden emin olmamız gerekir. Silah verdiğimiz kişilerin bu silahları daha sonra bize ya da bölgedeki müttefiklerimize çevirmesine izin veremeyiz. Mitt Romney, Suriye muhalefetine silah yardımı konusunda üçüncü tartışmada farklı bir tavır izledi. Muhalefet silahlandırılmalı. Onlara kendilerini savunacak ve Esad'ı devirecek silahlar verilmeli. Ancak askerlerimizin karışacağı bir askeri müdahale olmasını istemem. Başkan Obama da Mitt Romney de İran'ın tehditlerine karşı İsrail'e destek konusunda birbirleriyle yarışıyor. Adaylar görüşlerini son tartışmada açıkça ortaya koydu. İsrail gerçek bir dost. Bölgedeki en büyük müttefikimiz. Saldırıya uğrarsa Amerika İsrail'e destek verir. Bunu çok açık bir şekilde ortaya koydum. Eğer başkan olursam İsrail'e destek vereceğim. İsrail saldırıya uğrarsa arkalarında biz varız. Yalnızca diplomatik değil, kültürel değil, askeri olarak da arkalarında olacağız. Adayların tartışmada ele almadığı tek konu İsrail-Filistin sorunu oldu. Brookings Enstitüsü Orta Doğu uzmanı Halid El-Cindi, Irak'ta 2003 savaşından sonra yaşanan mezhepler arası etnik çatışmaları hatırlatarak adayları Arap Baharı'nı tamamen kontrol altına alamayacakları konusunda uyarıyor. Amerika sonuçları bekleyemez. Seçimlerin, ayaklanmaların, siyasi süreçlerin sonuçlarını tayin edemez. Galipleri ve mağlupları önceden belirleyip bu işten zaferle çıkacağımızı varsayamayız. El-Cindi'ye göre bu ülkelerdeki bölünmüş unsurlar geniş tabanlı ve herkesi temsil eden hükümetler kurmak için siyasi ve diğer farklarını bir yana bırakıp uzlaşmak zorunda. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da gözler başkanlık seçimlerinin gidişatını belirleyecek kilit eyaletlerde. Kuzey Carolina bunlardan biri. Bu tip eyaletlerde erken sandığa giden seçmenlerin oranı da önemli. Nüfusunun önemli bir bölümünü siyahların oluşturduğu Kuzey Carolina'daki gelişmeleri Amerika'nın Sesinden Chris Simpkins derledi. Kuzey Carolina'da seçmenlerden bazıları erken oy kullandı. Walter Gilmore gibi siyah seçmenler bunun büyük öneme sahip olduğu görüşünde. Genelde işsizlik beni kaygılandırıyor. Kuzey Carolina'da yaşayan çok kişi işsiz. Bu insanlar işlerine dönmek istiyor ama işlerimizi başka ülkelere gönderiyorlar. Siyahların rekor düzeyde sandık başına gitmesi sayesinde Barack Obama 4 yıl önce bu eyalette seçimi almıştı. Bu seçimde Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney eyalette oyların çoğunu almaya daha yakın görünüyor. Kuzey Carolinalılar kimi başkan seçecekleri konusunda bölünmüş durumda. Bu üniversite öğrencileri ilk kez oy kullanacak. Geçen sefer Kuzey Carolina'ya kazandıran şey siyahların erkenden sandık başına gitmesi ve üniversite öğrencileri oldu. Alma Adams'a göre Demokrat Parti'nin siyahları sandık başına götürmesi çok önemli. 18 yıldır Kuzey Carolina Eyalet Meclisi üyesi olan Adams, siyah seçmenler arasındaki katılım oranının yüksek olduğunu söylüyor. Bu bana insanların seçim sürecinin parçası olma konusundaki istekliliğini, bu meselenin ne kadar kritik ve acil olduğunu anladıklarını gösteriyor. Adams, Eyalet Meclisi'nin popüler bir üyesi. Çünkü kaliteli eğitime, istihdama ve asgari ücret sınırını yükseltmeye destek veriyor. İnsanlara yeniden iyi işler ve güçlü sosyal haklar sağlamaya önem vermeliyiz. Ben Olga Wright. Bu seçimlerde tekrar adayım. Cumhuriyetçi Parti adayı Olga Wright, Eyalet Meclisi üyeliği için Adams'a karşı mücadele veriyor. Wright bu eyalette Cumhuriyetçi Parti adına yarışan çok az siyahtan biri. Wright da eğitim kalitesini artırma ve risk altındaki ailelere yardımdan yana. Ancak Demokrat Partili seçmenlerin desteğini almayı akıntıya karşı kürek çekmeye benzetiyor. Ben kendimi siyasi bölünmeden muaf tutuyorum. İnsanlar bana ben cumhuriyetçiyim diye bakmıyor. Burada partinin bir önemi yok. Adams, sosyal programların kesilmemesi için mücadele etme sözü veriyor. Yapacak bir iki işimiz kaldı. Seçimlere girip seçildikten sonra bir fark yaratmak ve size hizmet için seçilmişlerin neler yaptığını takip etmek. Adams ve diğer siyah liderler toplumlarının siyasi sürece bu kadar yoğun katılımını umut verici bir işaret olarak değerlendiriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.
Şimdi yine Kuzey Carolina özelinde seçmenin odaklandığı noktaları ele alalım biraz da. Eyaletin önemi hangi adaya oy vereceği bilinmeyen kararsız seçmenlerin oranından geliyor aslında biraz. İşte hem Başkan Obama'nın ekibi hem de rakibi Mitt Romney'in yardımcıları o kararsız seçmenlerin peşinde. Amerika'nın sesi ekonomi ve istihdam piyasasındaki gelişmelere göre yönü değişebilecek olan bu seçmenler için önemli olan konuları araştırdı. Modified wood, so it has heat treating process. Melanie McNamara, Kuzey Carolina'nın High Point kentinde bir mobilya imalatçısı. Bir zamanlar dünyanın mobilya başkenti olarak tanınan kentte kalan birkaç imalatçıdan biri olan McNamara, Amerikan mallarının savunucusu. Amerika'nın imalat alanında iş alanları açması yaşadığım kent, eyalet ve ülkem için çok önemli. Başarılı iş kadını McNamara hem Obama hem de Romney'in başkanlık yarışını kazanmak için oylarına ihtiyaç duyduğu beyaz, bağımsız kadın seçmen grubunu temsil ediyor. Kadınlar tek konuya dayanarak oy vermez. Hepsi ekonomide ne olup bittiğini anlayacak kadar akıllı. Başkan Obama kadınlardan aldığı desteği kaybetmemeye çalışıyor. Yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Mitt Romney beyaz ve bağımsız seçmenlerden daha çok destek görüyor. Obama 2008 seçimlerinde bağımsız oyları toplamayı başarmıştı. 2008'de Obama'ya oy veren McNamara şimdi Romney'i destekliyor. Ekonomi bir numaralı önceliği. Son 4 yılda Kuzey Carolina'da birçok kişi işini kaybetti. İmalat alanında istihdam yaratılmadı, gelir düzeyi düştü. Süpermarkete gittiğim zaman paraları yetmeyeceği için sepetlerinden aldıkları ürünleri çıkarmak zorunda kalan müşteriler görüyorum. Romney kendisini desteklediğini öğrendiğinde McNamara'yı aramış. McNamara da Cumhuriyetçi adayı fabrikasında konuk etmiş. Romney buraya geldiğinde sadece televizyonda konuşma yapan bir aday olarak değil, bir birey olarak aramıza katıldı. Romney, McNamara'nın öyküsünü televizyon reklamlarında kullanıyor. In 2008, I voted for Barack Obama. He doesn't have my vote this time. Şimdiye kadar siyasetle ilgilenmeyen McNamara, vergilerin artırılmasının kendisi gibi küçük işletme sahiplerine zarar vereceğini söylüyor. Gelirim artmaz, ödeyeceğim vergiler artarsa işlerimi büyütmek için gerekli sermayem olmaz. İşlerimi büyütemezsem yeni eleman alıp onlara istihdam sağlayamam. Adayların kazanmaya çalıştığı bağımsız bir seçmen olarak görüşlerini dile getirme fırsatı yakalamaktan memnun olan McNamara, İmalat alanında istihdam yaratarak Amerikan ekonomisinin iyileştirilebileceğini söylüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu arada Amerikan gündeminde öne çıkan bir başka gelişmeyi de aktaralım. Amerika'da seçimler öncesinde son istihdam rakamları açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Amerika'da işsizlik %7,9'a yükseldi. Geçen ay işsizlik %7,8'di. Geçen ayki bu oran Başkan Obama'nın görevde olduğu son 4 yılın en düşük işsizlik rakamıydı. Hatırlatalım, 6 Kasım'daki seçimlerde ekonomi ve istihdamın seçmenlerin tercihlerini belirlemede büyük rol oynaması bekleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir başkan işsizliği %7,4'ten yüksek olduğu dönemlerde ikinci kez Beyaz Saray'a seçilemedi.